Merhaba, herkese iyi akşamlar. Sabancı Holding şöyle bir majör düşeni vardı. Bayağıdır da bakmadım, yani herhalde bir aydan fazla oldu. Şunları bir temizleyeyim. Şimdi Sabancı Holding'in burada bir yatay alanı vardı böyle. Biraz böyle gittiği geldiği, tam bir yatay alan da değil de işte yani düşeni de vardı da. İşte takılıyordu sanki orada biraz böyle. Ne aşağı ne yukarı gibi. Eylül'de tabii biraz geri geldi. Ondan sonra da tepki verdi. Tepki de güzel yukarı. Baktığınız zaman 7,5 liradan 8,95, 9'a doğru. Yani gün içi itibariyle 9 liraya da gördü. Maalesef çabuk satış yedi o da. Diğer büyük kağıtlar gibi. Azalan bir hacim var. Dolayısıyla 8 lira desteğe şimdilik ya da 50 gün hani 8-11 desteğe de diyebiliriz. 8-8-11 bandı diyelim biz ona. Sanki hani tutuyormuş gibi bir durum var şu anda. 8'in üstünde kalması yani iyi, tercihen iyi. En azından 50 güne çok yakın olur. İşte tekrar üstüne atabilir 50 günün kendini belki. Ve bir yukarı doğru ufak tefek harekete başlatabilir yani. 8.34 işte orada bir gap var, onu kapatabilir. Ama yani buradan aşağı salarsa şimdi grafik çok şey, Sabancı'da hareketler sert. Yani aşağı gitmeleri, yukarı gitmeleri çok sert Sabancı'nın. Aşağı saldığı zaman doğal olarak 7 lira 80, o takıldığı o bölge var onun, işte 7.50'ler 7.80'ler falan, oralara doğru bir harekette beklenebilir açıkçası. Şimdi tabii yeni bir düşen çizebiliriz şöyle. Ben çok önceden baktığımdan hani şöyle çizliydi. Düzeltmemişim falan, kalmış öyle. Düşeni şöyle, o düşeni kıramadı. İkinci bir yukarı harekette düşenin kırılma önemli yani. 8.86 şu düşeni hani nerede yaparsa, atıyorum hani burada yakalarsa, nerede yakalar bilemem onu. Ama şu düşen kırıldığı zaman 9'un üstüne bir daha hareketler başlar. Hatta 9.68'in üstüne bile gitmesi beklenebilir. Yani yeni bir tepe yapması beklenebilir. Tabii ilk etapta da 9 liranın üstünde bir tepe, ikinci etapta 9.60'ın üstünde bir tepe arayışı olur. Kırılım olursa. Göstergeler tabi hepsi aşağı yönde, akım aşağı haliyle, onlar da aşağı yönde devam ediyor. Şimdi Sabancı'da tepki bekliyorsanız o belli olmuyor yani, 30'un altına da inebiliyor Sabancı. Mesela biraz evvel Turkcell baktık, 30'un altı pek yoktur Turkcell'de, RSI'da. Çok nadir olmuştur, o da 29, 28, 27 olmuştur falan. Şeyde öyle değil, Sabancı'da öyle değil. Hala artı bölgede, burada MACD ve RSI'da 43'te. Yani dediğim gibi burada 8 liranın üstündeki tutunma yine de her şeye rağmen tercih edilir bir tutunmadır. Onu söyleyeyim. Özel bir formasyon arıyorsanız, yani biz buna yok diyelim. Burada bir formasyon aramanın alemi de yok. Yani dönüşe şey bir formasyon olmazsa, dönüş adına, düşüş adına bir formasyon zaten düşüyor yani. Burada bir formasyonun. Onun için dediğim gibi şey yok. Yeri değil öyle bir formasyonun. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani mum formasyonu da yok, özel dönüş dediğim gibi ilgilendiren. Şuradaki gap'i de kapatmış oldu, onu da söyleyeyim. Başka dikkatimi çeken bir şey bakıyorum. Maalesef yok. Herkese iyi akşamlar.